kanadından yaralanan flamingoya sahip çıktık ve bu basında bayağı yer buldu. Şimdi de hayvanı tedavisinin daha şey bakılması için Yaban Hayatı Rehabilitasyon Merkezi, Bursa Milli Parklar Müdürlüğü'ne ait Yaban Hayatı Rehabilitasyon Merkezi'ne getirdik. Burada veteriner arkadaşlar hayvanın yarasını daha detaylı inceleyip en kısa sürede iyileşip daha sonra da bir aksilik olmazsa Bursa Hayvanat Bahçesi'ne verilecek ve orada diğer flamingolarla beraber hayatının geri kalanını orada maalesef esir altına, tutsak altına geçirecek. İşte buradan da biz bu sizler aracılığıyla bunu da göstermiş olalım istiyoruz. Yani bunu ateş eden avcılar da belki bu görüntüyü izleyecek. Ve umarız bundan bir ders çıkartırlar. Vicdanlarına bir ses getirir bu görüntüler. Çünkü sulak alanlarda, sazların kenarında yaşaması gereken bir kuşu maalesef tutsak etmek zorunda bıraktılar kanadındaki yarasından dolayı. Neyse ki hayvan artık emin ellere teslim olacak ve bundan sonra da hayatının geri kalanını diğer arkadaşlarıyla beraber geçirecek. Tabii bunda bu bilincin artmasında Karacabey Belediyesi'nin başlatmış olduğu hayvan dostu şehir sloganı var. Bu çok önemli. Çünkü belediyeleri sadece kedi köpekten sorumlu olarak gösteren bir algı vardı bu zamana kadar. Ama Karacabey'de artık vatandaşlar doğada gördükleri bir tilkiyi, çakalı da ya da bir flamingoyu da, kuğuyu da belediye ekiplerine haber verebiliyorlar. Ve bizler de en kısa sürede bunu Karacabey'de bulunan Milli Parklara ait Celal Acar Yaban Hayatı Rehabilitasyon Merkezi'ne getiriyoruz. Ve orada uzman eller tarafından bakımı sağlanıyor. Böyle iki kurum arasında da güzel bir diyalog var ve bu diyalog da inşallah doğaya daha nice yıllar hizmet edecek. Şöyle çevirebilir miyiz hayvan? Şu kanadı alttan şu kanadı tutar mısın? Şu kanadı.